Manaz ve tutuşu bir aileyi nasıl idare edebiliriz? Canımın içi yakışıklım, senin işin zor. Allah sana kuvvet versin. Benim yakışıklı ama bayağı güzel. Mesela Brad Pitt'e benziyor biraz. Değil mi? Çok yakışıklı. Hatta onun daha yakışıklısı, kıyas olmaz. Kur'an'ın yeterliliğini kalplerini kırmadan yavaş yavaş anlatılabilir yani, sarsmadan. Peygamberimizin hadisleriyle de destekleyerek anlatmak iyi olur. Çünkü Peygamberimizin Kur'an'ın yeterli olduğuna dair çok fazla hadisi var. Hurafeye şiddetle karşı olduğuna dair çok fazla hadisi var. Hatta müşrikler de sen bir şey uydur diyorlar, ilave et. Eğer kalbine kuvvet vermeseydik az da olsa onlara meyledecektin diyor Allah. Öyle bir durumda sana dünyanın da ahiretin de azabını en şiddetli şekilde tadırırdım diyor Allah. Demek ki zorlamışlar hadis uydurmaya peygamberi. Yani Allah'ın hükmüne karşı bir hüküm çıkarması için zorlamışlar. Peygamberimiz de bir an düşünmüş yani, olabilir. Hani dine, İslam'a yardım olur. Yeni bir hüküm çıkarayım, bir şey söyleyeyim gibi düşünmüş. O, yani bir hadis sadır olacakken, hüküm sadır olacakken Allah vazgeçirtiyor. Ama bak az da olsa meyletmiştin diyor. Yani peygamber, yani din, yani mesela bir, herhalde hadis, yani yeni bir hüküm. Mesela farz edelim, altın haramdır diyecekti belki. Ona benzer bir şey. Allah onu ona dedirttirmiyor peygamberimize. Eğer yapsaydın diyor, dünyanın da ahiretin de azabını sana tattırırdım diyor. Az da olsa meyletmiştin diyor. Yani çünkü o zaman adamla sizinle dost olacağız diyorlar. Şahane kadınsın. Şahane. Muhteşem görünüş. Şimdi ben o yakışıklımı bir daha dinleyeyim. Bağnaz ve tutuşu bir aileyi nasıl idare edebiliriz? Bir de bazı makul yönlerini de kabul etmek olur. Mesela Kur'an'la mutabık yönlerini kabul ederek, Kur'an'la mutabık olmayan yönleri de Allah'ın ayetleri çeliştiğini söyleyerek ikna etmek mümkün olur. Çünkü ne de olsa mümin insanlar. Acaba dedirtilse bile faydası olur. Bence bir süre sonra açılırlar. Yani biraz emek vermek lazım. Şirkin onlara boğmasına müsaade etmemek lazım.